Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar sevgili izleyenler. Manşetlerin Dili'ne hoş geldiniz. Ben Muharrem Coşkun. Bugün 8 Temmuz 2024 Pazartesi. Misafirim Manşetlerin Dili daimi yorumcusu, gazeteci Ali İhsan Karasanoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı, hayırlı sabahlar. Sağ olun. Eksik olmayın. E, tabii gündem hakikaten hareketli. Sayın Cumhurbaşkanı yoğun bir e, tempoyla yurt dışındaydı. E, önce Astana'daydı. Arkasından e, milli maç ve Euro 2024 için Almanya'ya geçti. Oradan da döndü. Ayağının tozuyla e, yarın da NATO zirvesine gidecek. Dolayısıyla yoğun bir tempo var. Gazetelere yansımaları var. E, Suriye Devlet Başkanı Esad'a daveti önemli. Yine milli maçla ilgili e, açıklamaları söz konusu. Hafta sonu Hüdapar'ın Ankara'da kurultayı vardı. O da bazı layıkçı gazetelere farklı yansımış. Onlara bakacağız. Ama öncelikle dediğim gibi Akit gazetesinin sür manşetiyle başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları birçok gazetede manşet ve veya sür manşet olmuştu. Tabi 2011'den itibaren Suriye'de bir iç savaş söz konusuydu. Türkiye'nin tavrı da çok tartışılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları çok tartışılıyor zaten bir iki gündür. Tersi yönde Esad'a daveti söz konusu. Gazete şöyle demiş, Başkan Erdoğan Almanya dönüş uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Esed bir adım atarsa biz de gereğini yaparız demiş. Erdoğan Türkiye ile Hollanda arasında oynanan çeyrek final maçı sonrası uçakta yaptığı açıklamada. Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasına bir adım attığı anda biz de ona karşı o aya o yaklaşımı gösteririz. Erdoğan Beş, Beşar Esed'in Türkiye ile ilişkileri düzeltme konusunda bir adım attığı anda kendilerinin de o yaklaşımı göstereceğini belirterek biz devletimizi yapacağız, inşa davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye Suriye ilişkileri ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir demiş. Merih Demiral'a desteğini de iletiyor yine. O meseleyi de konuşacağız. Tabi orada Gazze ile ilgili bir ifadesi de var Başkan Erdoğan. Gazze içinde artık ateşkes için an be an diyorlar. Yani an be an oradan isabetli bir haber gelebilir şeklinde ifadeleri var. Şimdi tabi bu sadece Yenaket gazetesine değil bu mevzu. Sevgili izleyenler pek çok gazetede hemen şöyle görecek olursak mesela söyleyeyim. Türkiye gazetesi her an davet edebiliriz manşetini atmış. Sur şey Milliyet gazetesi davet her an olabilir demiş Milliyet gazetesi. pek çok gazetede de sür manşet olarak davet ediyor. Cumhuriyet gazetesi de davet yolda başlığıyla çıkmış. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının Esad'a daveti davet edebiliriz. Aslında bu ifade dahi zaten bir davet anlamına geliyor. Nasıl yorumlamak lazım Alişan Bey? Biraz geriye dönerek bakmak gerekirse Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler eski yıllarda yani AK Parti öncesinde PKK'yı koruyan, kollayan bir devlet olarak daha Baba Esed döneminden bu yana Baba Esed, Esad ikisi arasında ben çok fazla fark göremiyorum. Baba Esad döneminde Beka Vadisi'nde terörist başı Apu'yu koruyan bir komşu devletten bahsediyoruz. O yıllardan geldik geldik 2009'larda 2010'ların başında artık ailecek beşer esetle görüşen cumhurbaşkanı o tarih itibariyle başbakan Tayyip Erdoğan noktasına geldik. O tarihlerde tabii terörist başı da 2000 1999'da Suriye'den çıkmak zorunda kalmıştı ve Türkiye'de tutuklu olarak hayatını devam ettiriyordu. O dönemlerde PKK'ya desteğini de Suriye Artık geri plana itmişti. Fakat burada tabii belki şunu önemsememiz gerekiyor. Amerika Orta Doğu coğrafyasını değiştirmek istiyor, İsrail'in Büyük İsrail planını hayata geçirmek için bu amaçla da Irak'ta bir işgal söz konusu olmuş devamında İran'ı her an bir değişiklikle söz konusu olabilir diye iki yılda, üç yılda bir İran'da halk hareketi başladı. Tamam bu sefer mollalar gidiyor diye süreçleri başlatıyorlar, bitiriyorlar, başaramıyorlar. Ama Suriye'de bunu hızlı bir şekilde devreye aldılar. O tarih itibariyle belki Türkiye'de ya komşumuz olan Suriye'de belki bir e, halkın iradesinin de yönetime yansıyacağı bir ira, e, yönetim değişikliği olur mu olmaz mı düşüncesiyle Amerika'nın o kirli planına bir anlamda destek vermiş oldu. Fakat Amerika uyanık tabii. Önce baktı Esed'in yerine birisini getirmeyi büyük ihtimalle planlıyordu. Baktığı süreç içerisinde olmuyor. Esed'in yerine kendi kafasına yakın laikçi bir yönetim tarzı getirebilme şansının zayıf olduğunu yolda gördü. Amerika çok büyük devlettir. Bunu yolda görmez falan eleştirilerinin de açım. Yani yüzde yüz bu doğrudur, değildir. Belki de şu ana kadarki on 14 yıllık istikrarsızlık sürecini de planlamış olabilir Amerika. Ona da açığım. Ama bu görüş de var. Önce Amerika Suriye'de yönetimi değiştirmek istedi. Sonra bir şeyler onun açısından ters gitti. <laughs> Esed giderse İslam'a daha fazla önem veren bir yapı orada iş başına gelebilir korkusuna kapıldı. Bu korkuya kapıldığında da Esed'i değiştirmektense sadece Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurarak bu işi sürdürelim diye düşündü. Bu arada da olanlar oldu. Suriye'den milyonlarca göçmen Türkiye'ye sığınmış oldu. Ve bu süreç içerisinde Türkiye hızlı bir şekilde politika değişikliğine gidemedi. Şimdi daha yeni 12. 13. yılda Sayın Cumhurbaşkanı Suriye'de Esed bu kadar uzun süre 14 yıl boyunca o yönetimini devam ettirme gücünü gösterdiği için demek ki Esed'in bir Suriye'de yerleşmiş bir gücü var. Onunla artık görüşmeye devam edelim şeklinde. O zaman iyi okuyamadık mı Suriye'deki dinamikleri? Türkiye Kim kimse aslında okuyamadı. Ben de şimdi konuşurken iki ayrı farklı görüş Dile getirdim İkisinin de bence ciddiyet payı var Yani ikisi de tartışılabilir Belki yani Samimiyetsiz münazaralar olur Lisede Yani suçlamak anlamında söylemiyorum Bir tarafa bir konuyu verirler Öbür tarafa bir konuyu verirler Hadi bakalım savunun derler Aslında inanmasa bile onun savunmaya Çalışır grup Veya avukatlar davayı alırlar Sanığın avukatı olurlar Allah ölümüne bir savunma getirirler. Aslında müdahil tarafın, suçtan zarar gören tarafın avukatlığını almış olsa o bambaşka bir e, savunma karşılığı olarak bize hitap ederlerdi. Dolayısıyla burada Amerika 14 yıllık istikrarsızlığı planladı da diyenler doğru söylüyor olabilir. Bir münazara konusu olabilir. ki iyi sınav verebildi mi bu süreçte? Şimdi 500-600 bin insan ölmüş Suriye'de. O açıdan baktığınız zaman asla iyi bir sınav vermedi. Ama öbür taraftan 5 milyon, 6 milyon Suriyeli'yi almışız. 2 tane, 3 tane olay gösterebilirsiniz. Daha fazlasını gösteremezsiniz. Enser macir ilişkilerini en güzel şekilde Türkiye hayata geçirmiş. O açıdan da dört dörtlüğün de üzerinde bir sınav vermiştir. Belki Irak işgalinde ne oldu? İran'ı bölmek istiyordu. Yönetim değişikliği istiyordu Amerika. Orada Türkiye iyi sınav verdi mi? Mısır'da iyi sınav verdi mi? Bunların hepsini birden hemen birer cümleyle bitirelim. Uzatmayalım. Irak'ta tezkere geldi AK Parti iktidarı döneminde öyle veya böyle. Birisi der ki Tayyip Erdoğan istiyordu tezkerenin geçmesini. Bir başkası da der ki hayır istemiyordu. Peki istemiyorsa Tayyip Erdoğan'ın dediği olmuyor da bir başkasının mı oluyor AK Parti döneminde? O zaman da Tayyip Erdoğan'ın gücünü inkar etmiş olursunuz. Ben Tayyip Erdoğan'ın da yol açtığını yani kabul etmeyelim daha iyi olur ama benden bilmesinler bunu şeklinde bir bakış açısıyla tezkereyi reddettirdiği kanaatindeyim. Yani evet oyu verilmeyerek yeterli evet oyu verilmeyerek reddedildiği kanaatindeyim. Peki ne oldu Irak'ta? Türkiye hayır dedi. Topraklarını kullandırmadı da Amerika girmedi mi Irak'a? Girdi. Gene olan oldu mu? Oldu. Suriye'de de peki Türkiye ya Esed gitsin demeseydi. Gidip de anayasayı değiştir falan bir seçim yap falan dememiş olsaydı. Amerika ile birlikte hareket etmemiş olsaydı. Yine benzer tablolarla karşılaşmaz mıydık acaba? Orası bir soru işareti. Ya Türkiye etkisiz bir ülke mi? E, o, o noktaya Amerika'nın karşısında Amerika'nın kay o Amerika'nın büyük e, hegemonyası karşısındaki onu da sorduğunuz zaman ben birer cümleyle bitirmek istiyorum. Oturup 10 dakika konuşmamız lazım. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde adamlar İslamcılar Natocudur, Amerikancıdır derken hemen sol tarafında adam göstereyim artık siz sordunuz mecburen göstereceğim. Bakın ahlaksızlığa bakın adamlardaki. Böyle bir Amerikancı Emperyalist adamlarla uğraşıyoruz. Burada bu diyor ki kurşun asker Mehmet Ali Gül'le. Ya İslamcılar var ya o İslamcılar diyor. O İslamcılar NATO'cudur diyor. Bunlar Amerikancıdır diyor. Bu yazının özeti bu okurumda. Hemen şurada da Tayyip Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi sonrasında ABD'nin tepkisi ne olur diye Ahmet Kasım Han'ı konuşturuyorlar bir öğretim üyesini hem de bir vakıf üniversitesinde hem de öğretim üyeliği yapan bir adam bu adam. AK Parti iktidarında. Amerika'nın tepkisi ne olur oturup buna bakalım diyor. Ve içinde de pek öyle yenilir yutulur şeyler de değil. Yani Amerika'yı bakalım ne diyor ondan adeta izin alır, alalım dercesine söylüyor. Cumhuriyet gazetesi de bunu tek bir eleştiri koymadı. Ne diyorsun ya yani sen? Amerika ne derse desin ya. Biz komşumuzla oturup konuşurken Amerika'ya mı soracağız demiyor. Diyemiyor Cumhuriyet gazetesi. Bu tarafta konuşun asker diyor. Müslümanlar, dindar insanlar İslamcılar Türkiye'de Amerikancıdır diye ahlaksızca iftira atıyor. Amerikancı arıyorsan Mehmet Ali Güller sen karşında şu haberi Ahmet Kasım Han'ı konuşturan muhabirini onun haberini tek bir eleştirel cümle koymadan oraya sayfaya yerleştiren kendi yazı işleri müdürüne ve yayın kuruluna git söyle. Buradan hemen bir cümlede okuyayım Ahmet Kasım Han'la ilgili. Karşımızda ittifak kurduğu terör örgütü PKK YPG ile nasıl bir işbirliği götüreceğini kestiremeyen fakat Irak ve Suriye sahasında İran'a karşı etkinliğini koruma noktasında bu işbirliğinin sağladığı avantajı son derece hoyrat kullanabilecek bir ABD var. Bu önemli bir problem dedi. ABD seçimlerinin süreci etkileyeceğini belirten Han, Trump'ın Suriye sahasındaki operasyona çok sıcak bakmayabileceği bir gerçek ama vesaire diye devam ediyor. Hiç utanmadan, sıkılmadan adam şunu dese yeter. Ya Trump bundan 6 yıl önce Suriye'yi boşaltıyoruz diye açıklama yapmıştı. Hemen 3 günde olmaz ama 3-6 aylık dönem içerisinde önce şu birliklerimizi çekiyoruz. Sonra şu 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 birliklerimizi çekeceğiz ve Suriye'den tümüyle çekiliyoruz dedi Trump. Kendi başkanlığı döneminde. 6 yıl geçmiş şimdi Trump'ı tekrar ya nasıl bakar belli değil diye açıklama yapan Ahmet Kasım Han'dan bahsediyoruz. Ha bunu Trump'ın rezilliği anlamında söylüyorsa onun da açıklamasını yapsın desin ki bunlar o kadar alçaktır ki. Bunlar o kadar riyakardır ki 6 yıl önce çıkıyoruz dedikleri Suriye'den. Şimdi Tayyip Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşüyor diye kimde çıkmaktan vazgeçebilirler. Ben hızlıca birer cümleyle dedim. Diğer e, İran'ı da hatırlatayım. İran'da mesela Türkiye acaba etkisiz bir ülke halinde miydi? Veyahut da Türkiye'nin politikası İran'da yapılacak operasyonları önledi mi, önlemedi mi? Benim kanaatim önlemiştir. Şöyle ki nükleer silah yapmaya çalışıyordu İran. Dünya devletleri içerisinde sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şunu söyledi. O tarihte henüz daha Filistin, İsrail kavgası bugünkü şiddette değil. Çocukların onar, yirmişer, otuzar öldürüldüğü bir şiddette değil. O tarihte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsrail'in nükleer silahı varsa başkasının nükleer silahı yapmaya çalışıyor diye onu eleştiremezsiniz. İran nükleer silah yapmaya çalışıyor diye onu eleştiremezsiniz. Türkiye nükleer silaha kavuşmak için çalışıyor diye eleştiremezsiniz. Sizin niçin o zaman nükleer silahınız var diye haykırmıştı. Onun içindir ki o Rıza Sarraf vesel vesel o 17-25 Aralık operasyonlarının arka planındaki FETÖ'cülerin bir tane bir şey yakalayıp onu bin gibi gösterip yaptıkları operasyonlara da malzeme olacak şekilde CIA'in Türkiye'deki siyasi iktidarı değiştirme noktasında operasyonunu görmüştük. Demek ki İran'da Türkiye'nin desteği hiç tartışılmıyor. Olumlu bir destek olmuş ve İran'daki sistemi Amerika'nın değiştirme noktasındaki operasyonu başarısız kalmış. Mısır'da ne oldu? yine benzer coğrafya bütünüyle Orta Doğu'yu Amerika değiştirmeye çalışıyor. Suriye'yi değiştirmeye çalışıyor. Irak'ı, İran'ı ve Mısır'ı ve Türkiye'yi değiştirmeye çalışıyor. Mısır'da bir darbe yaptılar. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi devirdiler. Türkiye aslanlar gibi bütün dünya o Sisi'ye destek verdiği dönemde 10 yıl boyunca direndi. Diyebilirsiniz ki, ya işte 12 yıl da dil, direnseydi, 15 yıl da direnseydi, ölümüne kadar direnseydi, eyvallah. Ben de katılırım. Ama çakallar dünyası bunu sonuçta dayatıyor size ve maalesef ki maalesef 11. yılında, 10. yılında sisiyle görüşmek zorunda kaldı Tayyip Erdoğan. Ha oradaki darbeci yönetimi o ilk dönemi itibariyle reddetti mi? Etti. Almanya kırmızı halıyla karşılarken Sisi'yi Türkiye o adamla masaya oturmam dedi mi? Dedi. Diyebildi. E bugün diyemiyor. İyi peki o zaman Almanya'nın tavrını alkışlasınlar. Yani darbeyi yaptığı günün hemen ertesi günü kırmızı halılar Seremez miydi Tayyip Erdoğan? Bana ne yağmur siden, diyemez miydi derdi. Menfaatini düşünen bir insansa bunu <laughs> demediği için de <laughs> Tayyip Erdoğan'ı kimse bir suçlamaması gerekir. Bir başkası da bir başka cevap verir. Erbakan'ı neden dolayı mahkum edecektik ki Kenan Evren darbesi? Ülke genelinde o tarih itibariyle 6 bin insan gencimiz ölmüş. 3000'i ülkücülerden diyelim, 3000'i solculardan diyelim. Öyle bir ortamda Erbakan hocanın tabanı olarak kabul ettiğimiz akıncılardan sadece saldırı sonrası şehit olan 10 kişi, 15 kişi vardır. E Erbakan hocayı anarşiden mi mahkum edeceklerdi? Zaman, ne yapacaklardı hayır. ki? Ziyaül Hakk'ın bir görüşmesi olmuş olabilir ama o görüşmeye bağlı olarak siz kalkıp da derseniz hayır. ki o görüşme sayesinde ya Erbakan'ın o zaman Mursi ne yaptı döndü ki? Dakika, derseniz, Hayır Mursi ne yapmıştı ki? Mursi ne yapmıştı ki? Mursi de bir şey yapmadı eyvallah. E, tamam. Eyvallah. Niye yargılandı Mursi o zaman? E, sisi o kadar ha. çakallar düzenindeyiz tamam, tamam. ki. demek ki Cunta, o kadar... Demek ki junta zaten Ama sadece zaten darbeciler şey. suçlu, ülkücüler suçlu muydu? Bakın, mesela asılan ülkücüler suçlu muydu? Ülkücü. Maalesef. Evet, maalesef şimdi, o dönem bakın. için solcular da Siz... suçluydu. Ülkücüler bakın. de. Ya silahı Hı. almayacaksın kardeşim. Tamam, ayrı ne bir yaparsan şey. yaparsan yap silahı tamam, eline al. Ama şu var. Siz mesela 28 yani Türkiye'deki yargı 28 Şubat'ta hiç kimse hayır, bizim hayır. mağdur yani, insanların yani hiçbirinin suçu 12 yok. Eylül'de, ama 12 Eylül öncesinde hayır. kısmen yani Erbakan'da oyuna arkadaşlar idamlı yargılandı Ali Sam Bey. İdam mı yargılandı? Şimdi mesela Erdoğan'ın bir sözü daha. Siyasi mikser var diyor. Niye diyor bunu? Hem Suriye'deki karışıklıkla ilgisi hem de bu açıklama nereden sonra geliyor? Sayın Cumhurbaşkanı Esad'a davet yapabiliriz, görüşebiliriz dedikten sonra hem Kayseri karışıyor hem Suriye karışıyor. Demek ki Erdoğan da bunun farkında. Diyor ki bizim aramızın düzelmesini istemeyen güçler var, çevreler var. Demek ki sizi Amerika ile işbirliğine zorlayan çevreler Şimdi Esad'la buluşmanızı engel olmak istiyor. O zaman plan büyük. Nedir o? Suriye'nin boşaltılması, İsrail'in önünün açılması büyük resim ve o, o nüfus Türkiye, başka ülkelere dağıtıldı ve maalesef e, biz ekonomiyi geçtim. Demo, e, stratejik olarak, jeopolitik, stratejik olarak da maalesef büyük bir tuzağa çekildik. Gerçekten İsrail'e yaradı bu mesele ve geldiğimiz noktada Esad gitmedi. E, ve Türkiye'de bir kesim Amerika ile iş birliğini, onun için ben Mehmet Ali Güler'e bir noktada hak veriyorum. Yani bir kesim o dönemde ben hatırlıyorum Amerika Suriye'yi bombaladı, içimiz soğumadı diye açıklama yaptı ya. Alnı secdeli Müslümanlar böyle açıklama yaptı. Daha çok İsra Amerika bombası saydı dedi. Yani Amerika'ya yalvardık ya gel Esad'ı devir diye. Yalvardık. Şimdi iki Dindanlar değişik. ya ben değil. Ben, yani Ama ben yani vurur. kim o onları söyleyelim ki kim ise onlar biz de onları şey, o tarihte de kınamışızdır. Z e, yönetmenim... Bir öldürülmesinden içi yönetmenim. soğumamış Üç olan kimse... 3 ve 4 numaralı fotoğrafı yansıtır mısın? Yani Şimdi kimse içimi soğumadı diyorsa onu Ali biz İslam de benim. tasvip etmeyelim. Ya, ya, siz de biliyorsunuz o dönem 2011'den beri... ya. Amerika ile işbirliği yapılmaz. Batı'nın peşine takılmayalım. Suriye'de büyük bir plan uygulanıyor. Esat'la Türkiye abi olsun, hakem olsun dediğimiz için biz abi ne bağışçılığımız kaldı, ne esatçılığımız kaldı. Her türlü ithama maruz kaldık. Yani Sezai Karakoç ...haftalık toplantı yapıyordu. Dedi ki bu ülkenin coğrafyanın sorunlarını... ...biz Müslümanlar çözmeliyiz, Amerika'yı def etmeliyiz... ...hiçbir şey yapamayız dedi. Sezai Karakoç bile susturuldu ya. Bakın e, siz bir yerden bakarsınız... ...ben de bir başka yerden bakarım. Ben de derim ki size... ...Esed milyonlarca... ...veya 300 bin... Suriye kendi halkını öldürürken içimiz soğumadı diyenler çıktı derim bu tartışma bitmez siz eğer bitmez. o katliamdan sadece Esad'a sorumlu tutuyorsanız ya bitmez yani kimyasal silah kullanan bir adamı yüzde on çoğunluğu olduğu halde Suriye'nin tamamını kendi babası yönetmiş yetmemiş bir de oğlu yönetiyor hem de karışıklık döneminde bile 14 yıl yönetiyor hangi işkencelerle yönetiyor dediğimiz zaman burada bir noktaya varamayız biz. Ali İhsan Bey bakın 2023'te geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa Esat'la görüşebiliriz dedi biliyorsunuz. Hemen isimlerini vermeyeceğim. Çok bildiğiniz dernekler. Onları göstermeyeceğim. Tartışma çıkmasın diye bu açıklamayı yaptılar. Eset rejimi çözümün ortağı değil, zulmün ve vahşetin kaynağıdır. Görüşemezsiniz. İsimleri tek tek bu sayfadan devamı devamında var. 3. sayfada göstermeyeceğim. Ben saygı Heh. saygı duyarım. 2023. Şu açıdan saygı duyarım. Gerçekten Şimdi, bir kişi şunu diyebilir. Ya kardeşim Amerika bile gelse. Bir kişi değil bunlar bir sivil toplum kuruluşu ya olarak. Ya tamam bildiğimiz... sivil toplum kuruluşu. Ee, devam ben ben saygı mi? duyuyorum diyorum. Yani saygı duyuyorum Görüşleri. Ama bunlar ya çakallar dünyası. Dünkeylem, bu dünya Aliistan bu dünya Bey. çakallar Bakın, dünyası. Şu da eylem. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Esed dedi ya bak Sayın Esed değil. Baas cuntası Şefik dün bu sloganları attı Peki yanlış mı? Yanlış söyleyeyim. tabii ki. Ne nedir? İşte bu 500 lobiyi, bin kişiyi bakın, öldürmedi mi bu Esad? Bakın bu lobi bu, öldürmedi. Hayır mi? efendim. Esad'a yıkarsanız ha? Ha, bak iftira atarsanız. Yani siz bakın. şöyle söyleyelim. Ben diyeyim ki madem Coşkun Suriye'nin lideri. Esad, o birisi kadar geldi yaptı sizi mı? devirmek istiyor. Yap tamam mı? Ne evet. Ben ne yapacağımı söyleyeyim. Buyurun. Eğer ben Suriye'nin lideriyim. Amerika geldi beni devirmek istiyor beni. Oraya kendi kuklası bir adamı koymak istiyor. Ben kendi halkımdan 500 bin kişiyi öldürmem. Ne yapalım derim. Eğer, eğer, eğer benim elimle bir tane Müslüman öldürülmesin derim. Ben gücümü denerim, Amerika'ya karşı direnirim. Ama bu direnç içerisinde kendi halkımı öldürmek gerekiyorsa ben orada pes ederim derim. Siz ne dersiniz? Ben de şunu söylüyorum. Hı. Aynı mantıkla düşündüğünüz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti 50 bin kendi vatandaşını öldüren devlettir. Bazılarına göre. Şimdi ya, bakın hiç, şöyle düşünün bakın şöyle düşünün Ali ya, bey hiç şimdi, asla bakın, asla bakın. bakın kenarından bile geçmez Siz kenarından orada, bile, orada, ya kenarından Türkiye, bile bak, geçmez orada kenarından bile geçmez silahı ediniz. alıp devletin ya, askerine Kurşunu sıkan kim mi? onu söyleyeyim Ali San bey dışarıdan getirdiği birçoğu Çeçenistan, Libya, çeşitli ülkelerden getirilmiş silahlı gruplar Türkiye ve Amerika eğitim veriyor, İsrail tedavisini yapıyor ve bunlar rejime karşı savaşıyoruz diyorlar. Tabii ki bu çatışma sırasında bir rejim Tabii ki bunlara eyvallah mı diyecekler? Evet, Esed'i Esed e kurtarma noktasına çevirmeyelim. Evet. Bu arkadaşlar o günkü konjonktür gereği, bu sivil toplum kuruluşları Esed'in bir katil olmasının altını çizmişlerdir. Tayyip Erdoğan da maalesef... Bu lobi maalesef işte Türkiye yi Türkiye yi yanlış yere soktu. Bu lobi yok, soktu. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Akankandan bunlar Siz, siz de, ben eminim ki siz de hak vereceksiniz. Esed katildir. Amerika baş katildir. İsrail baş baş katildir. Amerika ile işbirliği yapanlar da katliamın ortağıdır. Diyebiliyor muyuz? İşte. Tıkıyorsunuz. Konu e, şeyi e, görüşleri tıkıyorsunuz. Diyorum ki eset katil. Onun başında Amerika da katil, İsrail de katil. Dışarıdan iyi niyetlerle bu olaylara, bu A. tartışmalara girenler... Amerika ile eğit donatın, kime karşı niye yaptık? Yüzde onluk bir grup olduğu halde Suriye'yi yeri geldiği zaman Abdullah Öcalan'ı destekleyip Beka Vadisi'nde ondan sonra Türkiye'ye karşı saldırtan Amerika, sizin de o 50 bin insanın ölümüne Bey, sebebiyet verirdi dediğiniz Amerika, olayları... Ne? Ya Amerika'nın PKK'yı desteklemediğini mi düşünüyoruz? Amerika da destekliyor. Işte. Amerika en büyük biz, terör destekçisi değil işte. mi? Biz e, de onu peki söylüyoruz. Peki en büyük terör destekçisi ve katille biz niye işbirliği yapıyoruz? İşte yapma, işbirliği diye söylemeyin de bunu. Nasıl? Şöyle Abi, diye, Kayseri'de ihtiyacımız Amerika'ya. Gücünüz, gücünüz yetmediği için onun, onun isteklerine bir anlamda eyvallah edilmemesi gerekir. Ya ölürsek biz bir yolda ölürüz. Ama şimdi bunu söyleyecek olanlar, Akit çizgisindeki insanlar olduğu zaman canım kurban. Ama kalkıp da Cumhuriyet gazetesi siz bile dediniz ki ya işte kısmen doğru. Yani şu Cumhuriyet gazetesi ahlaksızca Ondan, ama yapmayın on, işte onlar bizimle ilgisi yok demeyin. Bak Mehmet Ali Güller NATO'cudur, Müslümanlar diyor. Siz de kısmen haklı diyorsunuz. Şurada CIA'in CIA'in bakın. bana bana cevap verin. Binlerce tır dolusu silahı PKK'ya veren Amerika tamam, CIA de... iki tane tırın altında ilacın altında silah var diyerekten bir olayı attı ortaya cumhuriyet de buradan verdi bakın şuradan verdi işte mit tırları işte altındaki silahlar dedi. Şimdi bu cumhuriyet bana NATOcusunuz diyor. Ahlaksızlar diyorum ben de yani. Cumhuriyeti atın ben cumhuriyeti konuşmuyorum. Ben diyorum ki siz Libya'da Suriye'de Mısır'da Hakikaten de Amerikan karıştı mıydı Türkiye? Hepsini değildi. kenara bırakın. Onlar karışık işler. İran'da ne yaptı Türkiye? Yırtılan silahta ne dedi? İ İran. Ne gereği vardı? Yani Tayyip Erdoğan ne diye çıktı da kalktı da Türkiye kendine yakışanı yaptı. orada Türkiye kendine yakışanı yaptı. Ya. Kendine yakışanı yaptı. Ya. Bu, bu kadar basit yani. Doğru Yemen'de bu... ne yaptı Husiler hay İsrail Filistinlileri katletmeye başladıktan sonra ben bile hayret ettim. Cumhurbaşkanının o sözünü Yemen'ler biz buradan artık ticaret gemilerini de İsrail'e destek veren kim varsa İngiliz, Amerikan gemilerini biz burada bombalarız dedi. Tayyip Erdoğan bir cuma namazı çıkışı dedi ki husiler haksız diye anlamında bir şey söyledi. Şimdi bunu söyleyen bir Tayyip Erdoğan'a kalkıp da biz başka sözler söylersek yanlış yapmış oluruz. Benim kanaatim bu tabii değerlendirme, karşılıklı tartışma olur. Tayyip Erdoğan'dan daha yiğit bir lider var denilebilir. De, diyenler çıkarlar gösterirler ama o isimler sakın ha sakın ha Hamas terör örgütüdür diyenler olmaz. Yani Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu gibi adamlar, hamasa terör örgütü diyenler, sadece Tayyip Erdoğan'dan daha, iyi, bize daha yakışanın, iyi insanlar denilir. Hayır, bize Değil yakışanın yok. ben şu olduğunu düşünüyorum. Doğruya doğru yanlışa yanlış demek. Buyursun, Bu kadar buyursun. Sizin söylediğiniz evet. o Esed'le görüşülmesi veyahut da Esed'le ta en başından görüşülmesi gerekir diyenler, en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde hatırladığım kadarıyla onların hepsi toplandılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani sonraki dönemde Hamas için terör örgütüdür diyen adamı Cumhurbaşkanı yapmaya kalktılar. Yani, bununca, yani bence, tablo bu. Bence genelleme yap yap yapmamanız lazım diye düşünüyorum e. bu konuda. Ee, bir ara vermemiz gerekiyormuş. Ee, sevgili öğretmenim bu arada Ali Bey'in çayı e, soğudu. Çayları da bir tazeleyelim. Soğukta bir... olsa içeriz. Eyvallah kısa bir ara tekrar buradayız. Sevgili izleyenler manşetlerin dili devam ediyor. E, Alisan Karasanoğlu Akit Gazetesi yazarı birlikteyiz bu sabah e, manşetlerin dilinde. Hemen şunu söyleyeyim sevgili izleyenler zaman zaman e, Bey Bey'le e, farklı şeyler söylüyoruz, yorumluyoruz. Hem e, özelde karşılaştığımız bazı izleyiciler hem de mesaj olarak ya siz bu kadar e, farklı mı düşünüyorsunuz e, gerçekten? E, düşünceleriniz bu mu şeklinde kimisi tepki gösteriyor kimisi de hatta diyorlar ki bu ekranda nasıl farklı bu laflar edilebilir diyenler çıkıyor e, tabi takdir ve tebrik de çok fazla onu söyleyeyim ama şunu söyleyeyim ben kendi adıma rahmetli Mustafa Karasanoğlu bizim kurucu patronumuz öyle söyleyeyim daha önce kendisini ben birkaç hem yayın yapma fırsatı buldum hem de röportaj yapma fırsatı buldum e, hem röportaj öncesi hem de yayın öncesi hep kendisine şunu söylemiştim abi ben sizi çok severim hem büyüğümsünüz hem bize bu mesleği öğretensiniz ama ben e, röportaj veya yayında e, gazeteci oluyorum. Yani kendimi tutamıyorum ve gazeteci oluyorum. Dolayısıyla kendi düşüncemi, kendi fikrimi özgürce sorup söyleyebilir miyim dediğimde kesinlikle öyle olmalısın. Ben de zaten öyle gazeteci istiyorum demişti Mustafa Karasanoğlu rahmetli. Dolayısıyla o abimiz benim her zaman e, bu konuda rehberimdir. E, Alisan Karasanoğlu'da e, dolayısıyla e, epey bir zamandır çalışıyoruz. E, tabii ki herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Medeni ölçüler içerisinde görüşümüzü söylemeye çalışıyoruz. sağ olsunlar kendileri de bu konuda e, bizi aydınlatıyorlar. Şimdi Bu e, Sayın... noktada bir şey de ben söylemiş Şimdi düşünce özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkmamız lazım. Yani hmm. nihai noktada <laughs> İslami çizgiler içerisinde kalmak şartıyla ve silaha herhangi bir şekilde onay vermemek. Tabii şiddet olmayacak. Şiddet evet. olmaksızın her türlü görüşün tartışılabileceğine ben inanıyorum. Ya yani hiç kimse Haşa peygamberden ay gelmem. Evet. Peygamberlik. Ya dönüm. küfür, iftira olmayacak. Şiddet olmayacak. Yani, Bunlar olmadıktan sonra sonuçta evet. olabilir. Benim söylediğim şeyler yanlış çıkabilir. Samimi olarak söyleyeyim. Hürriyet gazetesi İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hem de ilk turda yapılmamıştı daha. Siz de okumuştunuz programda. Evet. Türk kökenli Cumhurbaşkanı adayı seçilebilir. Diye. Ya boşver ya. Türk kökenli birisi ki İran'da hem de. Öyle. Demiştiniz. Rüyakarlar takiye makiye. Bizde bile ben Müslüman dediğiniz zaman bir Müslümana ya kardeşim kalbini yaramam ben kesinlikle münafık falan diyemem derim. Riyakar ifadesi kullanılabilir belki somut eylemine karşı ama kalkıp da münafık yani sistemli bir şekilde hayat tarzı haline getirmiş aslında inanmıyor da inanıyor gibi görünüyor şeklinde bir bakış açısını İranlılara da reva görmem başkasına da. Bu noktada dedim ki ya hürriyetin dolduruşuna falan bakmayın. O bir Türk İran'da Cumhurbaşkanı seçilecek noktaya getirmezler dedim. Birinci turda en fazla oyu aldı. Yüzde elliyi sağlayamadı. İkinci turda seçildi. Evet, Kim ne derse şartı. desin şimdi. Sonuçta. Yanıldım mı? Evet. Yanıldım. Bitti. Evet. Her insan yanılabilir. insan. Önemli evet. olan, önemli olan görüşlerin Samimiyetle ortaya konulması, bir menfaat karşılığı bir sözün savunmasının yapılmaması, Kesinlikle. birisine ölümüne menfaat karşılığı destek verilmemesi. Onun dışında Aha. her görüş tartışılabilir. Aynen öyle imzamı atıyorum Ali İhsan Bey. Şimdi... Ee, Sayın Cumhurbaşkanı, bu Suriye ve Esad meselesiyle ilgili e ekleyeceğiniz bir şey varsa e ekleyelim ama de diğer ifadesine de geçelim. O Sonra da konuşacağız birkaç dakika daha var. Evet. Yani ikinci ifade, ifade bu UEFA ve tabii geçen hafta tartıştınız bu mevzuyu bu futbolcunun yaptığı hareketi işareti falan ama ondan sonra o kadar iş ilerledi ki e arkadaşlar bu işaret var diye kimdi Merih Demiral'ın yaptığı işareti yönetmenim onu bir ara yansıtırsan çok konuşuldu şöyle. Evet. Hatta bu arada bazı formalar basıldı. Yani Türk pardon kurt başlıklı milli formalar basıldı. Armalar yapılmaya başlandı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni bir arması yapılmalı ve bu kurt başlıklı kurt mutlaka olmalı propagandası başladı ve bu işaretin işte bozkurt işareti diyorlar. Bu işaretin aslında Türkleri temsil ettiği iddia edildi. Televizyon ekranlarında topluca ...o işareti yapma kampanyaları başladı. Ee, siz bunlara hayra alamet görüyor musunuz? Şimdi bu işaret... ...herhangi bir şekilde... ...bir ırkçılık... ...yani karşı ırktan insanları... ...ikinci sınıf insan görme şeklinde... ...bir anlam içerirse... ...tehlikeli bir şey olur. Ama bilebildiğim kadarıyla... ...çok farklı anlatımlar var. Onu da söyleyelim. Mustafa Kemal'in bozkurtu var. O, o montaj olduğu ispatlandı o. Hayır yani bugün... Ee, Cumhuriyet Gazetesi anlatıyor. İşaret anlamında demiyorum. Bozkurt'u da inceliyor falan filan. Hakkı Uyar'dan Bozkurt yorumu diyor. Birinci sayfasında Cumhuriyet Gazetesi. Hakkı Uyar, Mustafa Kemalci bir ve onlar tarihçi diye tanıtıyorlar. Burada anlatıyor. Bozkurt var diyor Atatürk'ün hayatında ama aklı ve bilimi öncelerdi Şöyle, bu diyor. Bu işaret yok ama Bozkurt diye kitabı var zaten. Kitabı var. Bozkurt diye anlatım anlatımları zaten. var. Dolayısıyla <laughs> burada işaret o olur, öbürsü olur. O ayrı bir mevzu. E Bozkurt'un değeri nedir, yeri nedir? En en böyle aşırı yorumda dahi Bozkurt, e işte Türkleri temsil eden bir destansı, bir olayın, anlatımın, yani Türkler'e yardım eden bir e, Bozkurt'tan bahsediliyor. Yoksa Başka insanlar, ikinci sınıf insanlardı Mesela Yahudiliğin anlayışında olduğu gibi herkes sana hizmet edecek vesaire şeklinde bir anlamı ben Bozkurt'un içeriğinde görmüyorum. Kendim yapar mıyım? E yazımda da söyledim. Yapmadım ben şimdiye kadar. Hayatımda Bozkurt işareti yapmadım. E bundan sonrasında da yani böyle bir milli maçta bir etkin görevim olsa belki gene yaparım. Onlara inat yaparım ama. Ama onun dışında bir niye anlam yok. Yap yap niye yapılır bu işaret? İşte karşınızdaki o çakallar var ya biraz önce dedik ya Amerika'da 600 bin kişiyi öldürdü hem de Türkleri de dahil etti o işin Hayır, ama içine. Şöyle bu... İran'ı karıştırmaya tamam, ben... çalıştı. İsrail'de İsrail'in Filistinlileri katletmesini gerçekleştiriyor. Mısır'da Müziği bunu... indirip Sisi'yi kırmızı halılarla Burada, karşılıyor. Ben, bunlara karşı, o çakallara karşı bozkurt işareti yapıyorsun. Ben, bence işte o, bence bu yanlış işaret. Yani bunlara karşı yanlış işaret. Şundan dolayı yanlış işaret. Eğer gerçekten Türkler ve bu işaret şu anlama geliyorsa, Türkler zalimin karşısında bozkurtluk cesareti temsil eder, dik başlığı temsil özgürlüğü temsil ediyorlar ya işte şunu bunu. Madem hakikaten öyleyse Türklere yakışan bu futbolculara yakışan bu değildi. O da şuydu. Aynı gecelerde İsrail soykırım yapıyordu. Orada bir Filistin bayrağı açabilirdiniz. Orada bir Filistin kefiyesiyle çıkabilirdiniz, bir Filistin işareti yapabilirdiniz. Ben o zaman sizin Doğru dediğiniz gibi Türklerin cesur, Türklerin adil, Türklerin medeni, Türklerin gelişmiş ve Türklerin kardeşliği dayanışması olduğunu anlayabilirdim. Doğru Ama bu tamamen bana göre ırkçılığın işareti, yüzde dörtlük bir partinin, yüzde dörtlük bir partinin onu sembolleşmiş onu işareti. Onu yapmaya cesareti yok çünkü Hı. 20 maç alırdı Hayır, o zaman arkasında dururdum. Bak o zaman arkasında durabilirdik. Bizi de temsil ederdi. Bu beni temsil etmiyor. Bu yüzde dörtlük partiyi temsil ediyor. O, o zaman 20 Hı. maç ceza alırdınız. Galatasaray Üniversitesi'ni bitiren mezun olan, birinci olan bir ya Avrupa bile artık Filistin... Ya Türkiye maçı konuşuyor. Bu maçtan eğleniyor. Bu, bu işareti konuşuyor. Ama o anda İsrail soykırım yapıyor. Bir tane Türk futbolcu, bir tane Türk yönetici e Yok diyorum. Ağa, Filistin diyorum. lafını etmiyor. Bakın orada Filistin'in F'sini söyleseydi o maç ceza alırdı. İşte ben de diyorum ki ben de diyorum ki size da... yakışan öyle madem hani efeleniyoruz ya Bozkurt şu anlama geliyor. Biz şöyle milletiz, asil milletiz, cesur milletiz, özgürlükçü milletiz. Hani neredesiniz abi? Filistin'e soykırım ben, ben diyorum yapılıyor. ki bu kadar bu kadar yürekliyiz. Bu kadar iyiyiz diyorum. Söylüyorum, kabul ediyorum. Tayyip Erdoğan diyorum 14 yıl yiğit. Bu çakalların içerisinde mecbur kaldı Esetle görüşmeye diyorum. Sisiye karşı 13 11 yıl yiğitlik yaptı. Bu kadar. Ama maalesef işte birileri diyor ki ya o tarihte de bir şeyler olsaydı. E o zaman siz o tarihlerde de bir şeyler olsaydı dediğiniz an kalkıp da siz Almanya'da yani soykırım suçlusu olarak Uluslararası Adalet Divanı'na şu an şikayet edilmiş Almanya'da kalkıp da Filistin'in F'sini spor etkinliğinde söyleyemezsiniz diyorum. He, bana kalırsa ben şahsi olarak Türkiye'ye hiçbir zararı olmayacaksa sadece benim şahsıma zarar verecekse yapardım. Dediğinizi yapardım. Ama büyük ihtimalle Türkiye'yi temsilen giderseniz Türk Futbol Federasyonu bile ceza verirdi, İstanbul, söyleyeyim size. Niye öyle yapacaktı? Çünkü bak ekranlarda, ekranlarda da gazetelerde de birçok kişi şu benim dediğimi diyecekti. Kardeşim sen Filistin işareti ne yapıyorsun? Beni, ben, beni temsil etmiyor bu diyecekti. Ben de şimdi diyorum ki bu işaret yüzde dörtlük bir partiyle özdeşleşmiş. Şu an Halk TV'deki o konuklar bayram ediyorlar. Diyorlar ki Akit TV Bozkurt <laughs> işareti mi yoksa Rabia mı yoksa Filistinli ölen çocuklar adına bir işaret mi, işareti mi yapılsaydı daha iyi olurdu diye onu tartışıyorlar. Onlar Türk futbol takımının Portekiz'e yenilmesine sevindiler. Onlar ona sevindiler. Şimdi bizim aramızda o işaretme olsun bu işaretme olsun tartışmasına da oh. Ama diyorlar. ama halk, söyleme, tamam Halk TV'nin dediğinden ziyade Türkiye'de yaşıyoruz ama. Tamam biz. Türkiye'de yaşıyoruz ama biz de o Halk iş, TV iktidara geliyor daha az kalsın. Ya az kalsın. Halk seçiyor gelebilir, gelebilir. Ama şu, bence burada bir operasyon da düşünüyorum. Yani şu işaret Türkiye'nin gündemine oturtuldu. ve bu bakın o kadar kaşındı ki bir hafta neredeyse sosyolojik yeni sorunlara yol açacaktı. Yani yani ben öyle bakmıyorum. Ben söyledim ben diyorum yani bu işareti yapması o batılıların ne kadar ahlaksız, ne kadar, ne kadar vicdansız olduğunu, kendi içimizdekilerin ne kadar riyaker olduklarını ama, ama bakın, gösterdi. Bey, yani şimdi bu işaret gerçekten bazı yani şimdi Türkiye'de Kürtler Nedir var. Nedir size göre bu işaretin şöyle, arkasından ne var şöyle, mesela? Bakın şöyle. Bu Türkiye'de Kürtler var. Türkiye'de Araplar var. Çerkezler var. Öteki var. Beliki var. Ve mesela ben açık ve Kürtler için de aynı şey var. Hayır. Aynı destan var. Kürtler şimdi, için de var. Şimdi şu işaret. Kürtlerin de bir kurt vasıtasıyla falan şimdi, bakın, işaretten kurtulduğuna bahsediyoruz dair şeyler ki, var. Tamam, o bu da işaretin hikayesini Türk Arparslan Türkeş'in oğlu Turul Türkeş anlatıyor. 91'de Türkeş Bakü'ye gidiyor. Oradaki e, Türklerde de görüyor ve geliyor. Burada da yapmaya başlıyor. Ya yani 91'den beri Türkiye'de MHP'lerin yaptığı ya gibi. Bilmiyorum belki e, cehaletimdendir. Ben şu işareti gördüğüm zaman herhangi bir şekilde hiçbir farklı insan ırkına herhangi bir şiddeti falan içermedi diye biliyorum. Dolayısıyla bu sadece ve sadece kendini ifade etme anlamı. Dolayısıyla o noktada da bence bir sakıncası yok. Ben kendimi öyle ifade etmiyorum diyorum. İfade edersem Hz. Peygamber nasıl ifade ediyorsa öyle ifade etmeye çalışırım diyorum. Birileri örneğin diğer futbolcu Arda'nın yaptığı işareti evet Allah'ı temsil ediyor, tevhidi temsil ediyor, onu anlatıyor, ona gönderme yapıyor diye tercih ediyor. Ya kendini, ben de, tamam. yani olabilir diyorum şimdi ama Hazreti Peygamber'in böyle yapın diye bir hadis şerifini de duymadığım için de... Ben, ben peygamberimizin falan meselesine girmiyorum. Ben diyorum ki, şimdi bu sonuçta en nihayetinde, örneğin e, kendini Türk hissetmeyenler var. E, Türk karşıtları da olabilir. Türk gibi düşünmeyenler de var. Şimdi Etnik olarak da Türk olmayanlar var. Türk gibi düşünmeyenler de var. Bu işarette sırf siyasi olduğu için karşı olanlar var. Siz bir hafta boyunca şöyle iyi işaret, böyle bizi temsil ediyor falan dediğin aşırı anlam yüklendi. Aşırı konuşuldu. Ve ben içeride sosyolojik yeni sorunlara, yeni bölücülüğe yani şu işaret bir noktada bölücülüğe hizmet eder noktaya geldi. Ben bunu Yine döndük edeyim. dolaştık. Mehmet Ali Güller'e o zaman geldik. Oradan bir okuyayım size. <laughs> Mehmet Ali Güller Bozkurt meselesi, Bozkurt tartışması da böyledir. Türk İslam sentezi yine yaptığının tersini savunmakta, savunduğunun tersini yapmaktadır diyor. Kısaca tarihlerine bakarsak Türk İslam sentezcileri NATO'cudurlar diyor. Amerikancıdırlar. AB'yi stratejik hedef ilan ederler. Her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına alırız derler her evet. türlü milliyetçiliği tam da o sizin biraz önce savunduğunuz hepimizin savunması gereken başka bir ırktan gelenleri kötü görmek herhangi bir şekilde o ikinci vatandaşları tahkir eden eşit değildi gözüyle bakanlar o aşırı milliyetçileri ayağımın altındadır dediği zaman Tayyip Erdoğan bakın nasıl mahkum ediyor Mehmet Ali Güller hedefini nasıl gayet iyi biliyor ve tanıyor. Andımızı kaldırırlar diyor. Mehmet Ali Güller söylüyor. Tabelalardan TC'yi sökerler. Ümmetçilik yaparlar diyor. Ben de diyorum ki şu an itibariyle biz ne mutlu Türk'üm diyene ifadesini Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde daha yazmayı bırakalım da. Şu işaretle uğraşmayalım bu kadar. Hayır, bu işareti destekleyelim zaten. şu an. Şu kimse an uğraşmıyordu ama gibi Ama bu, bu işaretle bu. kimse bize dayatmasın ya. Neredeyse Kimsenin artık Türkiye'yi bölecek yok noktaya canım. geldi. Yok, yok. Yani e, yönetmenim söz sözcüğü, Sözcü sözcü gazetesinin manşetini verir misiniz? Bakın çelişkiyi sizden istirham edeceğim yorumlamanızı. UEFA'nın milli futbolcumuza verdiği ceza sözcünün manşeti 9 yıl önce Erdoğan'a bozkurt işareti yapan kadın akıllara getirdi. Okumuşsunuzdur. Evet. Neydi günahım? Erdoğan'ın konvoyuna bozkurt işareti yaptığı için yargılanıp beraat eden kadın iktidarın söylemleri değişti. Ne günahım vardı da bana sıkıntı çektirdiler. Detayı da şöyle anlatıyor. 2015'te Erdoğan'ın konveyi geçerken bozkurt işareti yaptığı için MHP binası basılarak gözaltına alınan Seher Kayıhan'ı gündeme getirdi. Bugünkü bozkurt, bozkurt işareti. Seher Kayıhan Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla 4 yıl hapiste yargılandı. Beraat etti. Bozkurt işareti gündemdeyken Kayhan'a ulaştık. Şunları söyledi. İktidar tamamen değişti. Dün Bozkurt selamı için vatandaşını yargılayanların bugün söylemlerini samimi bulmuyorum diyor. Ne dersiniz? Dün de karşıydı. Bugün de karşı o hanımefendi. 4 yılla yargılandı derken neredeyse 4 yılı hapis yattı diyecekler de diyemiyorlar. Dört yıl hapis cezası istemiyle yargılanmış ama beraat etmiş. O Tayyip tamam, Erdoğan'ın iktidarı. İki dudağının arasında yargılaması bak. Yargılanması bile anormal iki, değil. İki dudağının arasında. Şimdi onu söylerim ben size. Yani AK Parti miting yaparken siz MHP'nin bulunduğu bir alandan seyredebilirsiniz. Ama el kol hareketleriyle başka el kol hareketlerini de şu an gizliyorlar tabi o el kol hareketlerinin eşliğinde ama şu an işlerine geldiği için efendim bunu yapmıştım ben diyorsa o diğer el kol hareketlerini gizliyorsa buna rağmen beraat ettiyse bakın beraat etmiş bugün efendim UEFA ceza verdikten sonra hemen alelacele beraat ettirdi falan demiyorlar. Dört yani yıl önce Beraat etmiş zaten. E neyin davasını yürütüyorlar bunlar? Ay mesele o değil ya. Yani ha, hesap yok bir de dört yıl ceza alsaydı şöyle yaptı diye yani yapmayın. Tabii verdi işte iki maç ceza Yap. verdi adam. Yani çeyrek final maçına çıkıyor adam. Milyonlar tamam, seyretti. Bak, ben yapıyoruz? dahi ben dahi futbolla o kadar uzağım. Hı. O golü yediğimiz an çıkarttığım ses sebebiyle çocuklar <laughs> ne yapıyorsun baba dediler. Yani ah vah seslerinde <laughs> Sonuç itibariyle milyonlar bu maçı seyrediyor. O maçta siz bir evvelki maçta iki gol atan adamı UEFA hatta bakayım sen dışarıya demiş. Ama biz UEFA'yı siz... ne yapıyoruz? UEFA'yı eleştiriyoruz <laughs> değil mi? Yanlış. <laughs> Nerede? Buyurun yani. sözcü. O, hayır, 4 hayır. yıl önceki bayrağı taşıyanlar. Bak ama bak koymuş ne diyor? Merih'in bu işareti UEFA'ya battı. Battı. Yazmış. Nerede? Ne kadar? Abi var ya fotoğrafı. Ben evvelki, evvelki hafta da manşetleri e, dili programında <laughs> çıkarttık. Sözcünün manşetini de, Cumhuriyeti de hepsini çıkarttık. Şu kadarcık şu kadarcık veriyorlar. Birinci sayfadan vermiyorlar. İlk sayfada da Ferdi'yi tepeye yerleştiriyor. Nerede kendisine yakın bir futbolcu varsa hiç alakası yokken Ebrar Karakurt'u voleybolcu eşcinseli de çıkartıyor. Melih'e de en alta sözcü vermiş, Cumhuriyet onu bile vermemişti. Dolayısıyla burada biz şunu söylüyoruz. Ben bu işareti şu şu işaret midir? Hangisidir? Tam yapıyor muyum? Yapamıyor muyum? Onu da bilmiyorum aman yapmayın abi. Ben, aman yapmayın. ben yapmadım. Ben kadar alışmayın. yapmadım. Yapmaya şu an itibariyle ihtiyaç hissetmiyorum. Ama ama birileri o çakallığını sergiliyorsa onlara karşı bilinen bir sembol haline geliyorsa onların yaptıkları zulmü en güzel şekilde ifade ediyorsa milyonlar bir anda evet bu işareti yapmak demek o UEFA'nın çakallığını anlatıyor demektir. Dediği an ben de onlara destek anlamında yaparım. Vallahi ben bu konuda... itikadi açıdan ha, bir sıkıntı şey varsa yalnız söyleyeyim Hayır, ben, bana i̇lk, ne uyarı. Şöyle, i̇tikadi açıdan bu ben işareti yapmak istiyordum. şu ben, itikadi, ben sıkıntı. Ziyaret... Ben bilmiyorum. Hayır Tamam ırkçılığı çağrıştırıyor. Irkçılık İslam'da yasaktır. Irkçılığı çağrıştırıyor. Irkçılığı ayağımızın çağrıştırıyor. altına alıyoruz demişiz. İrkçı, bu işaret bu, ırkçılığı çağrıştırıyor. Bu ülkenin çağrıştırıyor. Cumhurbaşkanı Faşizmi milliyetçilik ayağımın bakın, altındadır demiş. Bakın, Bak Mehmet Ali Güller unutmamış o sözü. Bakın ben Mehmet Ali Güller'i okumadım. Ama şunu söyleyeyim. Yani ben ırkçılığın işaretidir demiyorum. Irkçı işarettir demiyorum ama çağrıştırıyor diyorum. İkincisi bir partinin yüzde dörtlük bir partiyle özdeşleşmiş bir işaret. Üçüncüsü de Türkiye'de 85 milyonu asla temsil etmeyecek bir işaret. Dolayısıyla e, bu geldiğimiz noktada o noktaya geldi ki maalesef Türkiye'yi bölen bir işaret noktasına geldi. Hayır, hayır MP ee, değil. İyi Parti de yapıyor bunu işareti. Tam yani milliyetçiliktense Tayyip Erdoğan da yaptı. Kemalistler, işareti. ulusalcılar, aşırı milliyetçiler, hatta ırkçılar yapıyor. Yani ee, şeyler Bu de yaptı. Sonuçta e, Saadet Partili bazı adaylar yani yaptı. Saadet Gelecek Partili yani. Ali Babacan yaptı. Ali Babacan Neyse, hatırlayın yani yaptı. Ali Babacan yaparken nasıl yapacak falan diye ellerini böyle yapıyordu e, şimdi herkes yaptı bunu. Ben illa yapılması hmm. şeklinde bir dayatma peşine. Ben UEFA çakallarına bir tokat olacaksa İtikadi açıdan da benim için önemli olan odur. İslami açıdan. Eğer bana bir yasak varsa o hareketi yapmanın o takdirde efendim çakala cevap veriyorum. Çakala cevap başka türlü ver kardeşim derim. Benim dinimde, inancımda bu hareket yanlış dedim. Dolayısıyla yapmadım. Bana göre asıl asil adım. hareket dediğim gibi... İsrail, ...İsrail'in katliamına mi? en büyük desteği Eyvallah. Almanya veriyor. Eyvallah. Almanya veriyor. Eyvallah. Almanya'da mısınız? Almanya'dasınız. Evet. Siz de Türksünüz asil Türkler olarak. Tamam. Orada hadi göreyim size. Varım bir ben. Var. Ben, ben. Ben bu işe varım. Ben bu işe varım. Hep birlikte Akit TV, Akit Medya... ...ve bütünüyle Türkiye... ...biz orada gazzele... ...Avrupa şampiyonasında şampiyon oldun olmadın... ...o önemli. olurdu... ...en en, en güzel... Alkışlardı. ...bunu yapalım... Tamam ...bizi tard etsinler... ...ihraç tamam. etsinler... ...hatta gelecek seneki elemkelere bile almasınlar... Hatta, ...varız bravo, biz derdim... ...hatta siz iki Euro 2024'te şampiyon değil... ...çeyrek finale bile çıkmasanız... ...asıl dünyanın şampiyonu olacaktınız... Eyvallah. ...ama şu anda tuttuk biz... ...bir e, kurtbaşı işaretiyle... Abi hem Türkiye'yi böldük. Onu bile yap hayır. Türkiye'de e, bilmem hem, bir şey yok canım. E, Bakın Mehmet Ali Güller de. E, hem Hürsü'de, bu işareti Hürsü'de, tartışmaktan sadece içimizde Hollandalılar vardı. Onu bir kere daha gördük. İngiliz e. manda bize suçluyorlar. Vahdettin'i falan suçluyorlar. Ya bu mandacılık istiyordu. Atatürk'e karşı falan diyorlar ama kendileri gittiler. İsviçre'nin kanunlarını aldılar. Mandacılığın tam da gerçeğini yaptılar. İşte onları bir kez daha görmüş olduk. Hollandalı çıktı içimizdeki bazıları. Bazıları Avusturyalı çıktı. Dolayısıyla bu noktada herhangi bir şekilde ben e, Türkiye'nin bölündüğü kanaatinde değilim bu işaret üzerinden. Ya tabii şimdi dediğim gibi yani şimdi yönetmenim de uyarıyor. Yani Sayın İmamoğlu da yapmış bu işareti. Sayın Erdoğan da. Bakın İmamoğlu'nun işareti mesela. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu da yaptı biliyorsunuz. Yani Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu yaptı. Yani Kemalistler, bakın Kemalistler, ulusalcılar, milliyetçiler. Ali Babacan'ı göstersinler de. Ali Babacan'ın <laughs> Babacan yapamadığını e, göstersinler de. Ali Babacan varsa. Yani bu görebilir. çizgiden Tayyip Erdoğan da yaptı. Yani bu herkesin önünde. Heh Tayyip Erdoğan <laughs> iki kere yapmıştır. Ama... Sayın Devlet Bahçeli yüzlerce Peki, defa Peki bir yapmıştır. şey sorayım. Meral Akşener mesela, yüzlerce bakın, defa. Bu kılıçlar oldu. Evet. Şimdi Sayın Erdoğan bu e, işareti yaptı. Yani hayatta e, e, yapmam elime yakıştıramam o işareti ama şunu söyleyeyim. Yani e, mesela Sayın Bahçeli Cumhur İttifakının da ortağı değil mi? Bir defa Sayın Erdoğan'ın yaptığı işareti yaptı mı? Rabiaya sahip çıktı. Şimdi Meral Yapma. Akşener "Ne oldu Rabia Ne oldu?" diyerekten dalga geçerken Sayın Devlet Bahçeli Rabia işaretine yapmadı. sahip. Yapmadı. Peki. Peki ben şimdi sahip çıktı diyorum. Şimdi hafızamda. Ha, ha, üstü kafalı şöyle demiştir. Ne var Rabia'da? Evet falan. bir Tek vatan, tek millet demiştir. Ama işareti yapmadı. Yani burada şu var. MHP yüzde dörtlük bir. Siz bu MHP ile şor... şimdi AK Parti arasında bir kavga olsun diyorsunuz. Ama CHP ile AK Parti de yumuşasınlar, normalleşsinler. Noktasına geliyorsunuz. Ben de diyorum ki herkes normalleşsin, yumuşasın. Devlet Bahçeli arzu ediyorsa yapsın Rabia işaretini. Arzu etmiyorsa yapmasın ama asla ve asla darbecilere sahip çıkmasın. Benim gördüğümde son nihai noktada şu bugün itibariyle sayın Devlet Bahçeli o Mısır'daki darbeciye. Te tepkisini eski dönemde de koymuştu bugün de koyuyor. Şimdi e, şöyle Alisan Bey bu konuda ekleyeceğiniz varsa alayım ama e, şu şeye geçeyim. E, hafta sonu Hüdapar'ın kongresi evet. abi. Ben e, takdir ettim Hüdapar'ı. E, yönetmenim 1 ve iki verme şansın var mı? Bu arada e, şöyle e, Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfadan farklı görmüş. Akit Gazetesi'nden önce okuyayım sonra Cumhuriyet'ten okuyayım. Akit Gazetesi, Yapıcıoğlu yeniden Hüdapar Başkanı üst başlığını kullanmış. Sonra Gazze'de yaşanan küresel bir terörizmdir. Yani Gazze'yi öne çıkaran sözlerine değer vermiş, daha doğrusu öne çıkarmış diyelim. Hüdapar Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu. Tek aday olarak kongreye giren Yapıcıoğlu, Gazze'de postmodern bir vahşet yaşandığını söyleyerek söyleyen Yapıcıoğlu, Siyonizmin çağın en büyük terörizmi olduğunu belirtti. Güzel. Şimdi burada şu var. Ben bunu sosyal medyamdan da paylaştım. Salonda fotoğraflar asılıydı dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Şey Sayit fotoğrafı vardı, ...Said Nursi fotoğrafı vardı, Yasin Börü fotoğrafı vardı ama bana göre Türkiye tarihinde 100 yıldır ilk defa bir parti Cumhuriyetin ilk faili malumu bana göre ama faili meçhul de deniyor. Mecliste işleri bir milletvekili cinayete kurban gitmiş. Ali Şükrü Bey'in fotoğrafını salona asma cesareti gösterdi. Ee, ve Sayın Yapıcıoğlu burada bir ifade kullandı. Türkiye'nin kemalizm diye bir sorunu vardır dedi. Ee, ben hakikaten Sayın olun hem ayakta alkışlıyorum hem de sırf şu Ali Şükrü Bey resmini asmasından ötürü bile e, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. E, yine Cumhuriyet'in astığı şey Said'i de astılar. E, o fotoğrafını. Said Nursi'de değerlendirmişlerdi, asmışlardı fotoğrafını. E, Atatürk fotoğrafı görmedim. Bozkuş, Bozkurt işareti görmedim. Yani Türk bayrağı vardı salonda. Ee, siz ne söyleyeceksiniz bu kongre ile ilgili? Şimdi, Şimdi, diğer özür dilerim yönetmenim. Diğer fotoğrafı da verir misin? Cumhuriyet'in haberi var çünkü onda. Ee, beş ve, bir ve iki birinden biri diyeceğim. Onu da verirse evet bu. Hüdapar Cumhuriyet değerlerini hedef aldı. Cumhuriyet'in haberi. Evet. Evet. onu gösterecek evet. ben de. Cumhuriyet gazetesi birinci sayfasından Hı. medeni yasa Hı ve laik eğitim hedef diye buradan Evet. Vermiş. birinci sayfadan öyle vermiş ki iç sayfada da evet. Hüdapar Cumhuriyet değerlerini hedef aldı diye vermiş evet. burada. Ve dört dörtlü Hüdapar'ın Genel Başkanı yeniden seçilen Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kendisini tebrik edelim ve onun konuşmasından pasajlar almış. Türkiye'nin bir Kemalizm gerçeği vardı sözleriyle Kemalizmi hedef alan Yapıcıoğlu Kenanizm. Evet. Kenan Evren'i kastediyor. Anayasasının değişmemesi için engel çıkaranların tutarsızlığını. Ben Cumhuriyet'in yerinde olsam yerin dibine batardım. Kenanizm. Anayasasının değişmemesi için engel çıkaranların tutarsızlığı. İki yüzlülüğünü bu halka anlatacağız. Bütün siyasi partilere çağrımızdır. Gelin meseleyi soğukkanlılıkla düşünelim diye başlıyor ve devam ediyor. Tam bağımsızlığı hiç görmeyecek miyiz? Kendimiz olamayacak mıyız? Kendi milletimiz için, halkımızın huzur ve izzeti için kendimize, özümüze, değerlerimize sahip çıkmalıyız. Merhum Erbakan Hoca bana ne Amerika'dan demişti. İlave ediyorum. Bana ne Avrupa'dan bana ne Rusya'dan, Çin'den, bize ne mimsiz medeniyetten, yamyamdan, vahşiden, talancı ve soykırımcılardan diye devam ediyor. Şimdi tekrar siz diyeceksiniz Mehmet Ali Güler'e dönüp geliyorsunuz. Mehmet Ali Güler bakın dönüyor, diyor ki Maun'un mozolesini ziyaretimde deftere büyük devrimci Atatürk'ün ülkesinden büyük devrimci Mao'nun ülkesine dostluk ve dayanışma duygularıyla geldim diye başlamıştım sözlerime. Hemen zihniyet ortaya çıkıyor. O zihniyetin karşısında da Kürt de olsa, Türk de olsa dindar insanların İslami hassasiyete sahip insanların da sözleri bakın hemen işin gerçeğini ortaya koyuyor. Mao'ya da hayır diyor. Çin'e de hayır, Rusya'ya da hayır, Amerika'ya da hayır, Avrupa Birliği'ne de hayır diyor Zekeriya Yapıcıoğlu. Tam da bizim alkışlayacağımız konuşmayı yapıyor. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz işte Hüdapar'ı Cumhur İttifakı içerisinde seçime alan Tayyip Erdoğan'ın ölümüne eleştirip Sözcü gazetesi manşetinden Hizbullahçı teröristler Cumhur ittifakında denildiği zaman bizim İslami hassasiyetlere sahip insanlarımız bile ne diyorsunuz ya? Ne terbiyesizlik yapıyorsunuz? PKK'nın uzantıları Millet İttifakı'nın içerisinde yer alırken hala benim askerime kurşun sıkanlar hala bugün HDP'liler tarafından savunulurken hak arayan örgüttür diye onlar meşrulaştırılırken ve şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken siz 20 yıl önceki bir yapılanmayı gerekçe gösterip de nasıl olur da Cumhur İttifakı'nı suçluyorsunuz diyemediler. O gün o millet ittifakını terk etmesi gereken insanlar terk etmediler. Yeni Asyacılara da söylüyorum. Saadet Partili kardeşlerimize de söylüyorum. Bugün bari şu Apar'ın yaptığı konuşmadan biraz ibret alıp kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. O noktada Ali Şükrü Bey'in cinayetini hatırlatmamız Tabii ki önemli. Niye önemli? Sinan Ateş cinayeti üzerinden Türkiye'de bir dalgalanma oluşturmayacak. Bir cinayet Allah adalet yerini bulsun yeter ki. Velev ki kıyamet kopsun. Hadi bakalım var mısınız? Ali Şükrü Bey cinayetini adaleti tesis edelim. Velev ki kıyamet kopsun. Hadi bakayım. Söylesin bakayım. Siz de hatırlayacaksınız. Topal Osman'ı çıkarsınlar. Sadece ha. Ali Şükrü Bey'i değil. Topal Osman onun katili nasıl öldürülmüş onu çıkarsınlar. Adalet tesis olsun. Velev ki kıyamet Şimdi, kopsun. Buyursun söylesin. Bey siz de hatırlayacaksınız. 91 veya 90 rahmetli Monsun yazıcı oldu da meclisteydi o zaman. Ve e, yine onun da içinde bulunduğu Hasan Mezarcı da dahil 40 mebus bu Ali Şükrü Bey cinayeti meselesinin aydınlatılması için meclise önerge vermişti. Ama süven alt dediğinde hatta e, şey oldu. Hasan Mezarcı hakkında bir de dava Açılma sonuçta. noktasına geldi. Yani dolayısıyla Türkiye dediğiniz gibi meclis bile bu mesele aydınlatma. Yani mecliste <laughs> işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz. Evet. Ve sonrasında <laughs> hemen kısa bir dönem sonra cinayeti işlediği belirtilen kişinin de cinayete maruz kaldığını görüyoruz. Bu olayı yani karıştırıyorsunuz falan diyenler şimdi. Dövdürdüm ağzını burnunu kırdırdım diye üç gün önce paylaşım yapan birisi hiç kimseye karşı silah kullanılmasın asla tasvip etmiyorum. Ama birileri şunu dövdürdüm bunu dövdürdüm diye kendisine övünç kaynağı buluyorsa maalesef ki maalesef o dünyada bu işler yaşanıyor. Gene de söylüyorum Sinan Ateş'in de katilleri bulunsun. Biz nasıl ki Topal Osman'ın da katili bulunsun. Ali Şükrü Bey'in de katili bulunsun çıkartılsın ortaya dediğimiz gibi. silah Ateş'in de katili bulunsun. Yasin Börü'nün de katili bulunsun. Hepsinin katili bulunsun ki bugünden sonra en azından Türkiye'de hiçbir insan silaha başvurmasın. Fikirlerini konuşarak, anlatarak kabul ettirebiliyorsa ne hale, kabul ettiremiyorsa bir ortak konsensusa ulaşmak için çaba sarf etmekte olduğunu herkes kabul etsin. Kesinlikle ama burada tabii ki ben şeye çok önem veriyorum. O semboller benim için çok önemli, salon da çok önemli. Mesela Milli Nizam Partisi ilk e, milli görüşün ilk partisi 1970 Ocak 70'te kuruluyor. İlk kongresinde de, rahmetli Şefedip Fergan'da katılıyor. Akif'in kadim dostu. Ve salonda bakın şimdiki gibi de değil. O zaman için Abdülhamit Sultan Abdülhamit lehine cümle kurmak Türkiye'de olay yani. Yani çok büyük risk. E, o dönemin gazetelerine baktığımız zaman salonda dev bir Abdülhamit posteri ve Erbakan Hoca konuşmasında bizim kurucumuz Sultan Fatih Sultan Hamid Sultan Osman Gazi Ertuğrul Gazi'dir diyor. Çıkışta gazeteciler soruyor Atatürk'ü saymadınız diye. Onun yeri başka diyor. Şimdi salona Atatürk posteri asmayıp dev bir e, Abdülhamit posteri asan ve o günün Türkiye'sinde Abdül, bizim kurucumuz Sultan Hamit Hazretleri'dir. Gazetelerde de öyle yer alıyor. Ee, geldiğimiz noktada o noktaya geldik ki e, ee, muhafaza Artık, artık... Atatürk'ün ismi anılmadı diye hoca hoca diyen ırkçıların üç bakanlık teklif aldığı bir döneme geldik. Ve şimdi ben açıkçası şimdi yanılıyorsam Zekeriya Yapıcıoğlu ve partisi beni uyarsın, bilgilendirsin. Salonu izlemeye çalıştım. Bir Atatürk resmi göremedim. Ya şimdi Görememiş olabilirim. Atatürk resmi Ama... olmamasını çok çok fazla hmm. önemsemiyorum. Vardır. Ama belli ebatta değildir veyahut da bilmiyorum yani gördüğüm bir resme dayalı Ama olarak söylemiyorum. olsa bile Ali Şükrü Bey'in resminin olması benim için her hepsinden önemlidir. <laughs> Şimdi bazı şeylerin olmamasından ziyade bazı şeylerin olması <laughs> üzerinden yürüyelim. Sonuçta eğer Türkiye'de böyle bir despot rejim varsa 12 Eylül darbecilerinin <laughs> ne diyor Zekeriya Bey? Diyor ki kenanizm, kenanizm darbesini savunuyor. Utanmadan, sıkılmadan. Cumhuriyet gazetesi bunu cumhuriyeti e hedef aldı diyerekten de <laughs> haberinin içerisinde. Bizim yer azı sebebiyle sadece seçimin yapıldığını, Zekeriya olun yeniden genel başkan seçildiğine dair haberimiz var. Ama o cümleleri benim gönlüm geçer, gönlümden geçer ki o cümleleri de alıp vermiş olalım biz Akit gazetesinde. Cumhuriyet sağ olsun o cümleleri vermiş ve he, bir katılmadığım yer var Zekeriya Yapıcıoğlu'nun. Biraz önce arkada, 12 yıl zorunlu eğitime tabi tutuyorsunuz. Ya bunun 8 yılı zorunlu, 4 yılı açık öğretimde de geçebiliyor. Dolayısıyla orada, he, bu görüşleri yanlış, şey o öyle söyler. Olabilir, onun dediği de doğru olabilir. Benim dediğim de doğru olabilir. <laughs> bir itiraz söylüyorum. Hatta lisans üstü ama düzey düzenli bir aile kurmayı dahi öğretemiyorsunuz. Lisans üstü eğitim veriyorsunuz. Burada haklı olabilir ama evlenmeyi geciktiriyor bu zorunlu eğitim şeklindeki beyanını ben bir çekince koyuyorum. Ya gençlerin 18 yaşında, 19 yaşında illa da illa hemen evlendirilmesi noktasındaki bugünkü bugünkü toplumda bir baskı ortamının oluşturulmasının da alt yapısı sağlanmadığı için sıkıntılara yalnız, sebebiyet verdiği kanaatindeyim. Yalnız şunu da hatırlatalım. Zekeriya Bey orada diyor ya Kemalizm'e bir de kenanizm eklendi ve değişmez madde meselesine vurgu yapıyor. Anayasada bu önümüzde bir bariyer yapılıyor. Ama ilginçtir. Mesela 90'larda dindarlar yani muhafazakar, yani örneğin Refah Partisi, Milli Görüşçüler değişmez madde olmaz derken şimdi AK Parti de bu maddelerin Yılmaz savunucusu oldu. Yani ilk dört maddeye dokundurtmayız mı? Yılmaz demeyelim de Eyvallah ediyor diyelim. Bir noktayı da Zekeriya Yapıcıoğlu'nun <laughs> yeniden genel başkan seçilmesi vesilesiyle hatırlatalım. Geçtiğimiz haftalarda Akit 1. sayfasından vermişti, manşetten vermişti. Evet. İsrail'e gidip... Çok güzel. ...Filistinlilerin öldürülmesinde <laughs> askerlik yapan Türkiye aynı zamanda vatandaşı olanların Türkiye vatandaşlığından çıkarılması kanun teklifi vardı Hüdapar'ın. Evet. O teklifi ben önemsiyorum. O sebeple de Cumhuriyet düşmanlığını sergiliyor. Bu noktada o teklife de ben diğer partilerden AK Parti'den olsun ve diğer muhafazakar partilerin tamamından da Destek verilmesi gerektiğini bu vesileyle. Çünkü destekmiş. çünkü biliyorsunuz dün Zekeriye bir açıkladı yarın meclise geliyor yarın veya öbür gün yani salı diye hatırlıyorum ben yani öyle hatırladım aklım öyle kalmış yani bu hafta için en azından öyle söyleyeyim Meclise geliyor dediğiniz gibi çok önemli bütün bütün partiye sana verecek bence orada ben önemli, önemli. Evet. Ee, şöyle şunu da hatırlatalım yani bakın 1446'ya girmişiz Hicri 1982 yılında Türkiye Cumhuriyeti devleti ee, hicretin 15. asır anısına mührü Saadet e, parası basmış. Ee, 1982'de. Ee, bugün abi yani Hicri e, takvim bilmiyorum gazetelerde Akit gazetesi birinci sayfada. Dün birinci sayfada Hicri yılbaşı yani, tebriğimiz vardı yani, bugün de zaten e, logomuzun hemen altında iki Muharrem 1446 diye hemen logomuzun altında veriyoruz. Onu evet. da bazıları kullanıyorlar. Vay Hicri yılbaşı da kullanıyorlar. Hicri takvim de kullanıyorlar diye. Ama gerektiği derecede önem veriliyor mu derseniz de ben de verilmediği kanaatindeyim. Evet. E, dolayısıyla inşallah bir gün gelir kendi yılbaşımızı e, daha... Toplumu evet. nezdinde de kabullenir bir şekilde inşallah hakkıyla kutlarız kutlarız. Ekleyeceğiniz başka notunuz var mı efendim? Ben e, yazarımız Ahmet Gülümseyen. E, dün cenaze evet. namazına katıldık. Annesi vefat etti. E, Allah'tan rahmet diliyorum ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle bu noktada bitirmiş olayım. Ben de e, Ahmet Gülümseyen kardeşimizin e, valide Cahide hanım hanımefendiyi de galiba annemizi Allah'tan rahmet diliyorum. Acısını paylaşıyoruz. Başsağlığı mesajımızı iletelim. Ee, yeni yıl Hicri 1446'nın da tüm İslam ümmetine inşallah hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bugün de manşetlerin diline sona geldik. Hafta demeyeyim. Murat Alan inşallah yarın aranızda olur. E, ee, Allah'a ısmarladık diyorum. Buluşmak ümidiyle inşallah.